İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi Stüdyoları. Saatler Başbakan Binali Yıldırım'ın hükümet olarak bedelli askerlik sorununa bir çare bulmak zorunda olduklarını belirtip inşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak dediği. Türkiye'de 0001'i resmi verilere göre her hafta 250'yi aşkın çocuğun tecavüze uğradığının açıklandığı Almanya'da 23.01'i, dünyada her yıl 5 trilyon plastik poşet kullanıldığının belirtilip denizlerde karette kaplumbağalarının yarısından çoğunun sindirim sisteminde plastik bulunduğunun duyurulduğu New York'ta da 17.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın ikinci gece bakışıyla karşınızdayız ve önce gündemde öne çıkan başlıklar. Yok. Başlıklar yok. Evet, bu gece yok. Gündem diyeceğiz. Türkiye adım adım seçime yaklaşıyor. 24 Haziran'da sandık başında olacağız. Kaldı 18 gün. Evet, liderler, cumhurbaşkanı adayları, milletvekili adayları, kısacası siyaset meydanlarda, ekranlarda ve 24 Haziran'a adım adım yaklaşıyoruz, hazırlanıyoruz. Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajını bu sözlerle verdi. Zonguldak mitinginde konuşan Erdoğan'ın gündeminde Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlar vardı. Erdoğan, biz onları inlerinde vuruyoruz, gerekirse Sincar'a da gireceğiz dedi. Sözü apolet tartışmasına getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, anayasaya göre ben hepsinin paşasıyım, sen kimsin haddini bil sözleriyle sert çıktı. İşte ayrıntılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutmak için gereken adımları atmaya başladık. Teröristleri inlerinde vuruyoruz dedi. Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonları hatırlattı. Terör örgütünün ikinci kandili olarak bilinen Sincar'a operasyon sinyali verdi. Kuzey Irak'ta gerekirse Sincar'a gideceğiz. Sincar'da da gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar da taş, tepe, şehir, kamp varsa hepsini de onların başına geçireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'taydı. Terörün birini kırdık dediği son durumla ilgili bilgi verdi. Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne biliyor musunuz? 4.497. Kuzey Irak'ta 446. Yurt içinde 443. 34 yıldır bu milletlerini katletmenin bedelini elebaşları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Tamam. Sözü miting meydanlarındaki apolet sökme tartışmasına getirdi. Bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor? Senin diyor apoletlerini sökeceğim. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de kimler cumhurbaşkanı adayı oluyor? Şu CHP'ye bak ya. Kimi aday yapmış ya? Erdoğan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sertçe haddini bil diye seslendi. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Senin haddine mi? Sen kimsin ya? Haddini bil. Ve seçim kampanyası için bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. İlk durağı Sakarya'da da apolet tartışması gündemindeydi. Tepkisini HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş üzerinden sürdürdü. Kendisini ziyaret ettin. Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri? Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştirdi. Onu ziyaret edenler de güya oradan oy devşiririm zannediyor. Devşiremeyeceksin. Benim halkım,
böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden bir kişiye 24 İran'da dersini verecektir. Hafta sonu Diyarbakır'da prompter bozulduğu yönündeki iddialarına da cevap verdi Erdoğan. Olayı anlattı. Ben prompteri filan unutmadım. Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler, onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Tamamının kökünü kazıyacağız dedi. Hakkari'de halka seslendi Başbakan Binali Yıldırım. Batı'ya da tepki gösterdi. Kürtlere bir devlet kuralım diyorlar. Kürtlerin devleti burası. Anadolu toprakları. Siz başka kapıya gidin diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım Hakkari'nin ardından Van mitingine katıldı. Konuşmasında HDP'ye tepki gösterdi. Dağların başşehri Hakkari'den söylüyorum. Bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak. Bunların tamamının kökünü kazıyacağız. Gündeminde terörle mücadele vardı. Alçaklara bu topraklarda yer olmadığını söyledi. Terörün bütün masum insanların başının belası olduğunu vurguladı. PKK denen alçak örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bu belayı hep birlikte def etmeye azmettik, yemin ettik. İnşallah birlikte başaracağız. Başbakan Binali Yıldırım Hakkari'deydi. Halka seslendi. Kürtlüğünüzle gurur duyun dedi. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz. Yıldırım Batı'ya da tepki gösterdi. Amerika'sı, Avrupa'sı hep bir olmuşlar. Kürtlere bir devlet kuralım diyorlar. Kürtlerin devleti bura kardeşim, Anadolu toprakları. Siz başka kapıya gidin. Başbakan Yıldırım Hakkarililere iki sınır kapısı müjdesi verdi. Burada terörün yerini ticaret alacak, üretim alacak diye konuştu. Üzümlü, Esenler'e kapısı açık. Şimdi buna Derecik, Şemdinli sınır kapısını da açacağız. İran'a Şemdinli alan kapısını da açacağız. Yıldırım, Hakkari'nin ardından Van'da da halka hitap etti. Konuşmasında HDP'ye tepki gösterdi. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, ondan sonra Kandil'e selam duracaksın. Yok böyle, yok böyle bir şey. Desteği Kürt kardeşimden alacaksın, belediye kaynaklarını dağa göndereceksin. 24 Haziran'da bunların hesabını sormanın yeri sandıktır. Ve Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik konusunda da açıklama geldi. Yıldırım Van'da katıldığı bir televizyon programında yüz binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik için seçim sonrasını işaret etti. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. Bir sorun olduğunu biliyoruz dedi, bedelli askerlik konusunun çözüleceğini belirtti. Seçim sonrasını işaret etti. Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışma zaman yok, yapılamaz. Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik açıklamasını Van'da katıldığı Kanal M yayınında yaptı. Askerlik çağına gelen 5 milyon genç olduğunu söyledi ve ekledi. Bu gençler diyor ki bizi askere alın. Biz diyoruz ki kusura bakmayın alamayız, bekleyin. Askerlik olmayınca işte kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Onu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna çözüm getireceğiz. Yıldırım bedelli getirilirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zafiyete düşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Biz zaten 15 Temmuz'dan sonra Hasan Bey profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan yani böyle bir
sıkıntımız da yok. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin doğru bulmuyorum dediği bedelli askerlikle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç fazlası varsa elbette yapılabilir açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği kısa adıyla TÜSİAD'ı ziyaret etti. Çeşitli meslek örgütü temsilcileriyle de bir araya geldi. İhtiyaç fazlası varsa elbette bedeli yapılabilir. Ama ihtiyaç fazlası yoksa herkesin gidip askerliğini yapması lazım. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce karşı çıkmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a giderken uçakta bedelli askerliğe bakışını böyle özetledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü önemli dedi. Yani insanlar talepte bulunabilirler. Ama tüm silahlı kuvvetleri ne kadar buna sıcak bakıyor, ihtiyaçları nedir, onun hesabının iyi yapılması lazım. Değerlendirilmesi lazım ve ondan sonra karar verilmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da iş dünyasıyla bir araya geldi. İlk olarak TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Partisinin politikalarını anlattı. İş dünyası sadece kendi alanında değil, hem dünyayı hem Türkiye'yi yakından izleyen, sorunları yakından gözleyen, çözüm üretme konusunda da bir şekliyle kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Kılıçdaroğlu daha sonra sendika ve meslek örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Örgütlü toplumun önemine değindi. Asgari ücret vaatlerini hatırlattı. 1 Ocak 2019'da asgari ücret net 2200 lira olacak ve vergi alınmayacak. Bunu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ankara'nın ilçelerini gezdi. İnce'nin gündeminde hem vaatleri hem de rakipleri vardı. Muharrem İnce büyük Ankara mitingi için tarih verdi. O mitinge 1 milyon kişiyi beklediğini söyledi. Ben generalin iftara katılmasına karşıyım. Niye? Müslümanların iftarına katılınır. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kor General İsmail Metin Temel'e eleştirilerini sürdürdü. Karşı olduğum şey, beni eleştirirken resmi üniformayla generalin alkış yapması. Muharrem İnce, Ankara'yı semt semt gezdi. İnce'nin Sincan'da başlayan mitingleri Pusaklar'da son buldu. Ankara mitingi için tarih verdi. O mitinge 1 milyon kişiyi beklediğini söyledi. Son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz bugün, prova. Son miting ya cuma olacak ya cumartesi. 1 milyon kişi toplamalıyız yalnız. Seçim vaatlerini anladı. İnce İmam Hatip liselerini kapatacağı yönündeki iddiaları ise yalanladı. Ben İmam Hatip liselerinde 3 sene öğretmenlik yaptım. Niye kapatayım? Bakın sesleniyorum. Eğitimi uzlaşarak düzenleyeceğiz, uzlaşarak. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, parlamenter sisteme dönüş için toplantı yapan muhalefet liderlerine tepki gösterdi. Sistem değişikliği için 401 milletvekilinin onayına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bozdağ, yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar dedi. Yapamayacakları işleri millete vaat ediyorlar. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Parlamenter sisteme dönüş için yol haritasını görüşmek üzere bir araya gelen muhalefeti eleştirdi. Türkiye'yi eski krizlerin, kaosların olduğu, koalisyonların olduğu dönemlere yeniden döndürmek için yol haritası hazırladık diyorlar. Hazırlıyoruz diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar. Muharrem İnce'nin hükümetin projelerine yönelik eleştirileri de Bekir Bozdağ'ın gündemindeydi. Muhalefetin dersine hiç çalışmadığını belirten Bozdağ, siz yıkım ekibi misiniz, yapım ekibi mi diye sordu. Şimdi Sayın İnce kalkmış diyor ki, ben yerli otomobili durduracağım. Kanal İstanbul'u durduracağım. Ya siz yıkım ekibi misiniz, yapım ekibi misiniz? Siz nesiniz? Niye oy istiyorsunuz? Memleketi yıkmak için mi? Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin rotasının şaştığını da söyledi. Beni de çok seviyor. Bak Allah var.
yatıyor kalkıyor Bekir Bozdağ. Ben bağırın diyorum ki ya Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına mı adaysın? Yoksa başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğüne mi adaysın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmalarını İstanbul'un Şişli ilçesinde sürdürdü. Şişli'de muhtarlarla buluştu. Soylu, terör örgütündeki çözülmelere dikkati çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca Kor General İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sert sözler eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı'nda ilçedeki muhtarlarla buluştu. Terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdi, terör örgütündeki çözülmeye dikkat çekti. Bugün yaklaşık 1,5 aydır iktidar oralarımızda 3 tane PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır da orada olan anneleri vasıtasıyla ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 tane kadın teröristi ikna ederek ülkemize aldı. Evet, her şeyi yapıyoruz. Soylu daha sonra esnafı ziyaret etti. Mecidiyeköy'de seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Kor General İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söyleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sert yanıt verdi. Senin derdinin ne olduğunu ben biliyorum. Senin derdin şu. Sen Afrin niye PKK'dan alındı da evet niye orası bir fitne yuvası, nifak yuvası olmaktan çıkarıldı? Niye orada bizim askerlerimiz tekrar huzuru sağladı, güveni sağladı? Ondan endişelisin. Sen PKK'ya selam çakıyorsun. Sana benim bir önerim var, sen benim önerimi yap. Sen bizim komutanımızın rütbelerini, evet 25 Haziran'da Allah sana nasip etmez. Gelemezsin de ama eğer sökmek vakti gelecekse sen onları sök de hapisten çıkardığın Selahattin Demirtaş'ın omuzlarına takarına. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, emin olun biz bu seçimlerin en başarılı partisi olacağız dedi. Karamollaoğlu Ankara'da mitingde konuştu. Başkalarıyla çekişmek için burada değiliz. Biz ülkemizin mevcut problemlerini tespit edip belirleyip onlara ait çözümlerimizi milletimize sunmak üzere buradayız. Ağız kavgası, dedikodu bizde kesinlikle yer almaz. İnanıyorum ki biz bu seçimlerde en güçlü parti olacağız. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise ülkeyi işçilerle birlikte yöneteceklerini söyledi. Perinçek, işçi memur ayrımını da kaldıracaklarını vaat etti. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Buraya Türk işimize ve işçi sınıfımıza önümüzdeki dönem Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz mesajını vermek için geldim. Yani beraber Türkiye'yi bu zorluklardan çıkartacağız ve zorlukların yalnız emekçilerin sırtına yüklenmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türk İş İstanbul temsilciliğini ziyaret eden Perinçek, çalışma hayatıyla ilgili vaatlerini anlattı. Perinçek, çalışanlar arası ayrıma yol açan düzenlemeleri kaldıracaklarını belirtti. Emekçilerimizin ayrılması, işçiler, sözleşmeli personel, memurlar şeklinde bunların ortadan kalkması lazım. Bütün emekçilerimiz için tek bir düzenleme ve hak ve hukukun yerine getirilmesi, aynı zamanda bilincin de paylaşılması. Yani işçi ayrı bilinçte, memur ayrı bilinçte, sözleşmeli personel ayrı. Bu emekçileri bölen bir hukuki düzenleme. Saatler 00:20. Takvim yaprakları da 6 Haziran 2018 çarşambayı gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışına devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu'nun kamuoyunda bilinen İngilizce kısaltılmışıyla FBI'ın FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili ciddi bir soruşturma başlattığını açıkladı.
Gülen'in iadesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmede gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo soruşturma başlatıldığını teyit etti. FBI'ın daha önceki görüşmelerimizde de yine diğer ilgililerin de söylediği gibi, bizim büyükelçimizin de teyit ettiği gibi FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. FBI'ın soruşturma başlattığı kişi Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo soruşturma açıldığını teyit etti. Bu adam hala serbestçe dolaşıyor, Türkiye'yi tehdit ediyor, oradan mesajlar göndermeye devam ediyor. Özellikle FETÖ'nün iadesi konusunda adım atmaları gerektiğini söyledik. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi Washington'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde gündemdeydi. Çavuşoğlu bir kez daha Ankara'nın Gülen'in iadesi konusunda beklentilerini paylaştı. Pompeo ise İzmir'de tutuklu bulunan Amerikalı rahip Branson'ı gündeme getirdi. Çavuşoğlu ayrıntıları Amerika dönüşü Antalya'da bir araya geldiği gazetecilere anlattı. FETÖ konusunda tabii sizden gelen bilgi ve belgeleri ciddiye alıyoruz dedi Mike Pompeo. Ve ilave bilgiler de siz gönderiyorsunuz. Onları da ciddiye alıyoruz. O konuda da dedik artık yani belge geldi gelmedi, eksiği var, yanlışı var, olmaz. Çalışma grubu içinde arkadaşlarımız otursun. Bize söyleyin nesi yanlış gönderdiğimiz belgenin. Nesi usulüne uygun değil eğer öyle düşünüyorsanız. Ve dün öğleden sonra zaten ön hazırlık toplantısını ekiplerimiz bu konuda da yaptı. Çavuşoğlu, Washington'ın attığı soruşturma adımından memnuniyetini dile getirdi. Pompeo'ya işbirliği teklifinde de bulundu. ABD kanunlarını ve kurallarını nasıl ihlal ettiğini ve bu charter okullarının nasıl suistimal edildiğini, vize kaçakçılığı başta olmak üzere tüm bizim MASAK'ın biliyorsunuz Washington'da bir temsilcisi var ve çok faydalı da çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Bu konuda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Terör örgütü YPG Münbiç'ten çekilecek. Süreçte terör örgütünün elindeki silahlar da geri alınacak. Ankara-Washington hattında Münbiç için yol haritası onaylandı. Süreç Hatay'dan az sürecek. Üçüncü bir ülke sürece dahil olmayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri dönüşü Münbiç'le ilgili yol haritasının ayrıntılarını anlattı. YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Dolayısıyla çekilme süreci bittiği zaman da silahlar alınmış olacak. Washington-Ankara anlaştı. YPG Münbiç'ten çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlar teröristlerden geri alınacak. Yol haritası birkaç ay içinde tamamlanacak. 6 ay bulmayacak, daha yarısını olmayacak bir süreç diyoruz. Yani burada oyalamaca yok. Burada artık bir ülke bir taraf, Türkiye ya da ABD bu yol haritasını onayladım ama vazgeçtim derse yol haritası akamete uğrar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Münbiç için yol haritasını konuştu. Washington'dan döner dönmez Antalya'da ayrıntıları gazetecilerle paylaştı, 3 aşamalı süreci anlattı. Plana göre ön 2 ülke arasında ön hazırlık yapılacak, ardından çekilme süreci için uygulamaya geçilecek. Onayladığımız yol haritası birinci aşamasında ekiplerimiz, uzmanlarımız bir hazırlık çalışması yapacak. Daha sonra uygulama safhasına geçeceğiz. Uygulama safhasında YPG Münbiç'ten çekilecek. Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Bu süreç içinde ayrıca üçüncü aşamayı söylüyorum. Birlikte buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Hedef, Münbiç'i istikrara kavuşturmak. Bir başka amaçsa sığınmacıların geri dönmesini sağlamak. Münbiç'in ardından sıra Fırat'ın doğusuna da gelecek. Aynı yol haritası terör örgütünün işgalinde olan her yerde uygulanacak. Münbiç modelini, Münbiç tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. YPG ve terör örgütü hiçbir şehirde böyle bir görev üstlenemez. Peki sürece başka bir ülke dahil olmayacak mı? Çavuşoğlu net konuştu. Hayır, hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Türkiye ve ABD'nin birlikte uygulayacağı bir yol haritasıdır.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Münbiç için hazırlanan yol haritası tamamlandı dedik. İse bölgenin gerçek sahiplerini de heyecanlandırmış durumda. Teröristlerin işgalindeki Münbiç'ten kaçıp Fırat Kalkanı bölgesine sığınan binlerce kişi evlerine dönecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Münbiç için hazırlanan yol haritası terör örgütleri tarafından bu ilçeden kaçmak zorunda bırakılan Arap ve Türkmenleri sevindirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önce terör örgütü YPG, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Münbiç'i işgal etmişti. 60 bin Münbiçli topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Teröristler ise çoğu Arap olan Münbiç'e Fırat'ın doğusundan 40 bin Kürt aile yerleştirdi. Terör örgütü YPG, PKK'nın 2 yıl önce işgal ettiği Münbiç'ten 60 bin Arap ve Türkmen aile kaçmak zorunda kaldı. Ve teröristler kaçan bu ailelerin evlerine bölgenin etnik yapısını değiştirmek amacıyla Kürt aileleri yerleştirdi. Şimdi Türkiye ve Amerika'nın üzerinde anlaştığı Münbiç yol haritası binler aileye yeniden umut oldu. Atlarına ilal huruc min Münbiç. İnşallah bu teröristler çıkarıldıktan sonra tekrar evimize döneceğiz. Her şeyimi bırakarak kaçtım geldim. Orada annem, babam ve amcam var. Türkiye'nin anlaşma yaptığını öğrendik. İnşallah ailemize yeniden kavuşuruz. Münbiç'te aileler heyecan içinde evlerine kavuşacakları günü bekliyor. YPG, PKK terör örgütü insanları evlerinden zorla çıkarıyor. Başka aileleri Kobani'den getirip o evden çıkanların yerine yerleştiriyor. Zorla sözde askerlik diye cephe hattına götürüyorlar. Türkiye bizimle birlikte duruyor. Bu anlaşma çok iyi oldu. Türk askerinin Münbiç'e gelmesini istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde alışılmadık bir durum ortaya çıktı birkaç saat önce. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin Senato kanadının her yıl Ağustos ayında tatile çıkma geleneği bozuldu. Bu yıl için bozuldu. Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin Senato lideri Mitch McConnell, Demokratların atamaları engellemeye çalışması gerekçesiyle Senato'nun yalnızca bir haftalık ara vereceğini duyurdu. Bu sürpriz gelişme ilişkin ayrıntıları alacağız. TRT Haber Washington ekibinden Tuna Şanlı'ya soracağız. Arkadaki binada oturan başkan Donald Trump bu duruma destek verdi mi? Tepkili mi? Alışılmadık bir tablo, bir durum. Diyenlerimizle ayrıntıları paylaşırsan seviniriz Tuna diyeyim. Söz sana bırakalım. Fuat Kozluklu, henüz Beyaz Saray'dan buna ilişkin bir açıklama yok ama bu karara sevindiğini tahmin etmek hiç de güç değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde alışılmadık bir durum. Aslında Amerika dışındaki ülkeler için, ülkelerde bulunan insanlar için ne var canım bunda denilecek bir durum ama Amerika'da televizyonlar birkaç saattir bununla ilgili özel yayınlar yapmaya başladılar. Kongre'ye canlı bağlantılar gerçekleştiriyorlar ve aslında bu alışılmadık durumun da alışılmadık olmasının altında son derece haklı ve şaşılmaması gereken bir neden olduğunu belirten yorumlar da yapılıyor burada. Gerçekten Mitch McConnell'ın yani Cumhuriyetçilerin Senato'daki liderinin belirttiği gibi demokratların atamalar ve yasaların geçirilmesini engellemesi mi? Yani demokratların tarihi bir engelleme içinde olmaları mı bu kararı almalarına yol açtı? Yoksa bu bir seçim taktiği mi acaba? Şu anda bu tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü bu yıl Kasım ayında tarihi bir seçim var. Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da bir ara seçim gerçekleştirecek ve çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin oluşturduğu Kongre'deki bu seçim sonucu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin de geleceğini belirleyecek bir seçim olacak. Ve demokratlar özellikle Senato'ya baktığımız zaman Fuat Kozluklu yeniden seçilecek olan bölgelerinde yeniden bir seçime gitmek zorunda olan demokratların sayısı cumhuriyetçilerden daha fazla. Yani aslında eğer Ağustos ayında o bir aylık tatil yapılmış olsaydı o senatörler, o demokrat senatörler o dönemi kampanya yapmak için geçireceklerdi. Ama şu anda hepsi Washington'da çakılı kalmak zorunda. Kampanya yapamayacaklar bu sürede ve o yeniden seçime gitmek zorunda olan demokratların onu Başkan Trump'ın başkanlığı kazandığı eyaletlerden seçilen demokratlar ve
Onlar kampanya yapamazken Başkan Donald Trump 2-3 haftada bir özellikle salıncak eyaletlerde, kritik durumdaki eyaletlerde kampanyalarına devam ediyor. Bunun büyük bir dezavantaj oluşturacağı yorumları yapılıyor. Kampanya yapamayacakları için, Washington'da çakılı kalacakları için de aslında Cumhuriyetçilerin çok daha kolay bir seçim kazanacakları yorumları da artmış durumda. Bunun bir seçim taktiği olduğu yorumları da giderek artıyor. Yani House of Cards dizisini izleyenler varsa izleyicilerimiz arasında aslında buna ilişkin bir takım ipuçlarını o dizide edinmeleri de mümkün. Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde sen daha önce 15 yıldan uzun bir süre burada takip ettin. House of Cards dizindeki gibi bir takım aslında taktiklerle bir satranç tahtası gibi düşünerek Amerikan siyasetine hamleler yapılması söz konusu. Cumhuriyetçiler tarafından da demokratlar tarafından da ve Mitch McConnell'ın cumhuriyetçilerin bu adımının aslında tamamen seçime dönük bir adım olduğu yorumları da burada ağırlık kazanmış durumda. Ama demokrat cepheden şöyle bir açıklama geldi. Özellikle demokratlar yaklaşan seçimden dolayı cumhuriyetçilerin gergin olduklarını ve kendilerini kampanya yapamaz hale getirmek istediklerini belirtiyorlar. Ancak bazı demokratlarsa hiç sorun değil. Biz Ağustos'ta çalışmaya razıyız. Hatta memnun olduk. Özellikle Obamacare'i kaldıracağını söyleyen Donald Trump'ın bu hamlesine karşı da yani sağlık sistemini değiştireceğini söyleyen Trump'ın bu hamlesine karşı da biz sağlık sistemini korumak için gerekli yasaların çıkmasını engellemeye devam edeceğiz diyorlar. Dolayısıyla bu kritik kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir yıl yaşanacak, tarihi bir seçim yaşanacak ve bu adımın aslında seçimin sonucuna etki edeceğini söyleyenler de hiç de az değil aslında Fuat Kozluklu. Evet, arkandaki evde oturan, beyaz evde oturan adam aslında giderek plan oluyor gibi geliyor. Zira ülkede son 18 ayın en düşük işsizlik oranı ortaya çıktı. Yani Trump başarılı görünüyor. Öte yandan lobi şirketleri, yani paranın demokrasiyi belirlediği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi şirketleri bu tatil döneminde senatörleri temsilciler meclisine alırlar. İşte temsilciliğini yaptıkları, çıkarları için para karşılığı mücadele ettikleri ülkelere götürürler, gezdirirler falan filan, bedavaya tatil getirirler. Bundan mahrum kalıyorlar. Peki Tuna Şanlı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Saatler 00.33'ü gösteriyor. Devam ediyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin hızı ve kalitesi konuk Fransız çifti etkiledi. Öyle böyle değil. Çok etkiledi. Şöyle, İstanbul Sultanahmet'te yere düşüp kolunu kıran Fransız turist 112 ekibine mektupla teşekkür etti. Fransız çift kendilerine yardım eden muhtara da mektup yolladı, teşekkür etti. Fransız Gabriel Gette ve eşi Nicole Gette İstanbul'a turist olarak geldi. Yaşlı kadın Sultanahmet'te yürürken ayağa takılıp düştü. Alemdar Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Köksal olayı görür görmez onları makamına aldı ve 112'ye haber verdi. 112 acil servisi aradım. Sağ olsun arkadaşlar 5 dakika içinde geldiler. Bunun akabinde bir araç daha geldi, ambulans. Bunlar memnuniyet duydular bu olaydan, yani ilgiden, alakadan dolayı. 112 ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Sağ kolumda sanıyorum bir problemi vardı. Bunun ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansa alındıktan sonra da hastaneye nakli sağlandı. Görevimizi iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bu yakın ilgi turist çifti çok mutlu etti. Fransız çift ülkelerine döner dönmez işte bu mektubu Ali Rıza Köksal'a ve 112 ekiplerine yolladılar ve teşekkürlerini ilettiler. Aynı zamanda onları Fransa'ya davet ettiler ve mektubu Türkçe'ye çevirmeyi de ihmal etmediler. Fransız çift, misafirperverliğinizden, İstanbul'daki ambulans ve klinik hizmetlerinin hızıyla yetkinliğinden çok etkilendik dedi. Türkiye'ye bir kez daha geleceklerini söyledi. Böyle şeylerle karşılaştığımız biz de mutlu oluyoruz. Çünkü hani yaptığımız için İş insanlara faydalı olmaktır. Pizza kutularını artık müşteriden başkası açamayacak. Mersinli bir pizza ustası kilitli kutu sistemini geliştirdi. Sistem sayesinde pizza mutfaktan tüketiciye kadar güvenle taşınıyor. Pizzanızı getirdim. Bastırın parmağınızı. Kendinize doğru çekeyim. Yırtın. Tamam. Şimdi kutuyu açabilirsiniz.
Evet. Afiyet olsun. İlk defa siz açıyorsunuz. Kurye ile gelen yemek siparişini ilk açan müşteri olacak. Mersin'de bir pizza ustası kuryelerle ilgili birkaç olumsuz örnek üzerine yeni bir sistem geliştirdi. Mutfakta üretilen siparişler doğrudan kilitli kutuya konulacak. Mersin'in ustanın geliştirdiği kilitli kutu sayesinde pizzanızı ilk açan siz olacaksınız. Güvenilir ve sağlıklı bir şey olmuş. Çok iyi düşünmüşler. Kilitli pizza uygulamasında kutu özel bir sistemle kilitleniyor. Flatlarını kapatıyorum. Şurada bir yarık var. Bu yarıktan içeriye sokuyorum. Flaklar şu anda kapalı. Bunu kutunun içine soktuğumda, vurduğumda flap içinde açılıyor. Açıldıktan sonra bu kutu hiçbir şekilde açılmaz. Kendinize doğru çekeyim. Kutu kilitlendikten sonra ancak müşteri tarafından açılıyor. Afiyet olsun. İlk defa siz açıyorsunuz. Kilitli kutu sistemi Mersinli pizzacı Hasan Tosun tarafından geliştirildi. Yolda hiçbir şekilde açılamaz. Açıldığı zaman zaten parçalanmak, yırtılmak zorunda. Parçalanıp yırtılmış, deforme olmuş bir kutuyu da hiçbir tüketici almaz zaten. Patlattık gördüğünüz gibi. Mersinli pizzacı icat ettiği kilitli pizza kutusunun patentini de aldı. Açılıyor. Bir mucit haberi daha var. Sırada Diyarbakır'dan sizi takip eden birini bundan böyle anında görebileceksiniz. Diyarbakırlı mucit Celal Göger bir nevi dikiz aynası görevi gören özel bir gözlük geliştirdi. Bu değil tabii. Gözlük sayesinde kapkaç ve taciz gibi olaylar önceden fark edilebilecek. Dönüp arkanıza bakmanıza gerek yok. Bu gözlükle aynı zamanda arkanızda olan bitenden de haberdar olacaksınız. Sadece gözlüğün kenarındaki gizli dikiz bölmesine bakmanız yeterli. Dört parmağını açalım. Gözlüğü geliştiren Diyarbakır'ın Bismillah ilçesinde telefon tamirciliği yapan Celal Göger. Bayanların büyük şehirlerde özellikle kapkaç ve tacizlere karşı kamera gözlüğün arka tarafını gayet iyi, net bir şekilde görebiliyorlar. Ve bundan ilgili gelen tehlike anında saniyede önlem alır. Ne yapıyorsunuz? Dışarıdan bakınca normal bir güneş gözlüğünden pek bir farkı yok. Ancak Celal Göğer'in geliştirdiği sistem sayesinde gözlüğün %10'luk kısmı bir nevi dikiz aynası görevini görüyor. Ve bu sayede arka planınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ona gülüyorum. Evet, yani tam arkadaşım. Arka planınızı görebiliyor musunuz? Görebiliyorum. Ha valla çok güzel. Bu arkayı şu anda net görüyorum. İnsanın resmen arkasında gözü oluyor. Yani derler ya gözün arkada kalmasın. Aynı yani herhalde o dedikleri bu olsa gerek. Celal Göger'in en büyük hedefi ise bu ürünün seri üretimine geçip yerli ve milli marka olmak. Benden mucit falan olmaz. Havalar ısındı, klimalar devreye girdi ancak Fransızların literatüre soktuğu bir kavram, lejyoner hastalığı. İşte ona dikkat. Zira havalandırma sistemlerinden bulaşan hastalık, şakası yok, ölüme bile neden olabiliyor. Bunun için ise klimaları bilinçli kullanmak, yani 3 ayda bir, 6 ayda bir filtrelerinin değiştirilmesi, yaz kış fark etmez, çok ama çok önemli. Havalar ısındı, nem arttı. Evde, iş yerinde, arabada klimalar açıldı. Klima olmasa herhalde olmazdı. Bu sıcak havalar çekilmezdi. Ben doğalcıyım ama klima lazım oluyor yine de. Serinlemek isteyenlerin tercihi klimalar bilinçsiz kullanıldığı hastalığa davetiye çıkarıyor. Sıcak yaz günlerinde rahat bir nefes alıp bunaltıcı havadan uzaklaşmamızı sağlayan klimalar, periyodik bakımları yapılmaz ve filtreleri temizlenmezse ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Lejyoner hastalığı havalandırma sistemlerinden solunum yollarıyla bulaşan lejyonella dediğimiz bakterinin neden olduğu bir çeşit zatüre. Akciğerlerde ciddi bir enfeksiyon yapıyor. Solunum yetmezliğine kadar giden, tedavi edilmezse hatta öldürücü olabilen zatürelerle görüyoruz.
Lejyoner hastalığı en çok bağışıklık sistemi zayıf olanları etkiliyor. 50 yaş üstü olan, sigara tüketimi çok fazla olan, üst solunum yolu, alt solunum yolu duyarlılığına sahip olan kişiler, şeker hastalığı olan, ek olarak kortizon tedavisi kullanan, astımı olan, KOAH olan ya da işte kanser tedavisi gören kişiler daha büyük risk altında. Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 10 gün arasında seyrediyor. Halsizlik, göğüs ağrısı, ateş, bilinç bulanıklığı, hatta ishal kas krampları gibi durumlar olduğunda mutlaka göğüs hastalıklarına başvurmalarını öneriyoruz. Klimaların filtre temizliği ve bakımının yapılması hastalığı önlüyor. Sıfır atık projesi giderek büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başlayan bu proje Dünya Çevre Günü'nde bir adım daha ileri taşındı. Meclis, Başbakanlık ve TRT'de de atlar ayrıştırılmaya başlandı. Amaç çevreyi korurken kaynak israfını da önlemek. Kağıt, plastik, cam, metal. Artık katı atıklar yerinde ayrıştırılıyor. Kamu kuruluşlarının çöpleri ham maddeye dönüşüyor. Su, toprak ve hava korunuyor. Bu seneki eylem planımız içerisinde Ankara'da bulunan 2500 tane kamu, özel bu kurumların hepsini bu sene içerisinde tamamını sera gazı salınımı 11 ton azaltıldı ve 6 ton cevher kullanımı engellendi. Projeye 5 Haziran Çevre Günü'nde ivme kazandırıldı. Artık meclis, başbakanlık ve TRT'de de katı atıklar çöpe gitmeyecek. Sıfır atık projesi. Artık TRT'de kumbaralarımızı yerleştirdik. Kumbaralarımızda cam, metal, plastik ayrıştırılmasının yanında geri dönüştürülmeyen atıklarımızı da ayrı bir yerde topluyoruz. Atıklar önce kurumlardaki geçici ayrıştırma merkezlerinde depolanacak. Ardından büyük entegre tesislerde ham maddeye dönüşülecek. İşte burası o atıkların getirildiği merkezlerden biri. Kağıt, cam, pil her biri burada ayrıştırılıyor. Ardından dönüşüm işlemi başlatılıyor. Sıfır atık projesi zaman içinde kamudan özele, başkentten ülke geneline yayılacak. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun valizinden çıkanlar hayrete düşürdü. Çünkü valizin içinde yılan, kaplumbağa ve akrep gibi birçok canlı hayvan vardı. Burma piton yılanı, albino orman kertenkisi, Vietnam kaplumbağası. Hepsi bir valizden çıktı. Görüntüler İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan. Yabancı uyruklu bir yolcu Vietnam'dan İstanbul'a geldi. Ardından da aktarmalı olarak Rusya'ya gitti. Ancak valizini teslimi almayınca o çanta İstanbul'a geri gönderildi. Gümrük muhafaza ekipleri sahipsiz valizden şüphelendi. İncelemeyi aldı. Valizi açan ekipler gördüklerine inanamadı. Buldan aralarında yılan, kaplumbağa, kertenkele ve akrep gibi 9 değişik türde canlı hayvan çıktı. Havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanlar gümrük görevlileri tarafından özel kaplara yerleştirildi. Ardından da Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Havalimanının çalışanları ilk kez karşılaştıkları hayvanları böyle görüntüledi. Botları da kürekleri de yok ama rafting heyecanını sonuna kadar yaşıyorlar. Şırnaklı çocuklar pet şişe doldurdukları çuvallarla havuçta rafting yapıyor. Çocukların kato eteklerinden geçen buz gibi sudaki rafting keyfi ise izlenmeye değer. Onların botları pet şişelerle dolu çuvallar, kürekleri ise bir çift terlik. Yanlar kısıtlı ancak şırnaklı çocuklar rafting heyecanını böyle yaşıyor. Burası Kato Dağı'nın hemen dibinden geçen Habur Çayı. Bunlar da elindeki imkanlarla rafting yapan çocuklar. Belki rafting için yeterli malzemeleri yok ama bu Beytüşebaplı minik raftingçiler için hiç sorun değil. Pet şişeyle dolu çuvalları bot olarak kullanan çocuklar buz gibi suda rafting yapıp büyük heyecan yaşıyor.
Genelde ilkbahar ayında daha çok güzel oluyor. Kato dağ eteklerinde. Serin sular, oruçlu yüzüyoruz burada. Rafting yapıyoruz. Çayın şiddetli akıntısına aldırış etmeyen çocuklar kendi özel yaptıkları botlarıyla kilometrelerce gidiyorlar. Beytüş şebaplı raftingçiler tüm adrenalin tutkunlarını habur çayına davet etti. Herkesi habur çayına davet ediyoruz. Profesyonel oyuncuları bu sulara davet edip biz onlardan bir şey öğrenmek istiyoruz. Çocukların hayali ilçede bu tarzda bir rafting festivalinin düzenlenmesi. Noktaladık. Gece bakışını Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan ve Dilru Amil hazırladılar. Cengiz Öz ve Hasan Ormancı da katkıda bulundular. Ben de ekranlarınıza taşıdım. Özlem Bülbül de yönetti. Saat 01'den itibaren arkadaşımız Selver Gözüaçık gün sonuyla karşınızda olacak. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerindeki son gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Takvim yaprakları 6 Haziran 2018 Çarşamba'yı gösteriyor. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu. Güzel ülkemin güzel insanları güzel bir güne uyanmanız dileklerimle Çarşamba saat 23'te karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın efendim.